Köy TV izleyenleri, yeni bir köylü soruyor programıyla sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Doktor Fevzi Çakmak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ediyorum Ali Bey. Öncelikle bu yayın hayatınızda size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim başkanım. Başkanım bugünkü konumuz aslına bakarsanız ülkemizin genelinde gerek üretimde gerek tüketimde olan gündemdeki sorunlar ve bu sorunların çözümleri. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. İlk olarak mera alanlarımıza değinmek istiyorum. Özellikle mera alanlarının imara açılmasıyla birlikte gerek yapılaşma, gerek turizm, gerek sanayi olarak mera arazilerinin kendi kullanımı dışına çıkmasından biraz değinmek istiyorum. Bu konu hakkındaki bilgilerinizi öğrenmek isterim. Ali Bey, öncelikle şöyle söyleyeyim. Bakın şu anda gündemde et fiyatları var, süt fiyatları var, süt ürünleri fiyatları var. Bunun temelinde de girdi maliyetlerinin yüksekliği neticesiyle kazanamayan bir çiftçi var. Evet. Siz peki et fiyatları, süt fiyatları derken yem fiyatlarının temel yüksekliğinin altında yatan nedenlere de bakmamız lazım. Biz eğer hayvan üreticimize uygun maliyetli yem üretirsek eğer, o da sütü, eti daha ucuza mal eder ve bunun sonucunda da tüketicilere daha uygun fiyatlı ürünler ulaşır. Ama biz mera alanlarımızı, bedava yem kaynağı olan mera alanlarımızı sanayi veya işte o diğer oteldir vesairedir, yerleşim alanıdır diye ilk akla gelen yer olarak görürsek, nitekim şu anda depremde de yine ilk akla gelen mera alanlarına yeni konut alanları yapma geldi. Korkarım ki bu şekilde giderse mera alanlarımız kalmayacak ve hep daha fazla maliyet artışları olacak, girdi maliyetlerinde artışlar olacak ve bunun sonucunda da eti de sütü de daha pahalı yiyeceğiz. O yüzden de bizim öncelikle bedava yem kaynağı olan mevcut olan meralarımızı kesinlikle amacı dışında kullanılmasını önlememiz gerekiyor. Ne olursa olsun. İkincisi, mevcut olan mera alanlarımızı ıslah etmemiz gerekiyor ve bunun bilinçli, kontrollü bir şekilde üretici tarafından otlamasının yapılması ve bunların da bu şekilde verimli kullanılmasını planlamamız gerekiyor. Bir başka konu, burada hemen şunu söyleyeyim. Bizim mera alanlarımız genelde küçük baş hayvan yetiştiriciliğine uygun meralarımız. Evet. Ama ne yazık ki zaman içerisinde Türk toplumunun küçük baş hayvan tüketim alışkanlıklarımızı değiştirilerek büyük baş hayvan tüketir duruma geldik. Benim çocuklarım da dahil, ne yazık ki işte yok bu küçük baş hayvanın eti kokuyor veya çok yağlı diye yemek istemiyor. Oysa ki bizim mevcut mera yapımız küçük baş hayvan yetiştiriciliğine uygun olduğu için ve bunlar küçük baş hayvanlar daha müşkülpesen, daha az girdi maliyetiyle evet, yetiştirilebildikleri için bizim mutlak surette tekrar insanımıza küçük baş hayvan eti yedirme alışkanlığını edindirmemiz gerekiyor. Ve bu meralarımızı ıslah ederek bu hayvan yetiştiricilerimizin hizmetine sunmamız gerekiyor ki bir yanda hayvan sağlıklı merada otlayan ve onun etini sütünü aldığımız bir tüketici toplumu, öbür yandan da her şey önüne konmuş, her şeyi yapay olarak oluşturulmuş ve her şeyi hazır bekleyen ve maliyeti, girdi maliyetleri sürekli artan bir üretim modeli var. Bunlardan hangisini tercih edeceğimize karar vermemiz lazım ve mutlak surette mera alanlarımızı koruyarak, ıslah ederek girdi maliyetlerini çiftçinin azaltmamız gerekiyor. Bedava kaynaklarımız varken aslına bakarsanız ithalata mahkum duruma geldik ülke olarak. Kesinlikle. Şu anda özellikle hayvancılık girdileri olan mısır olsun, soya olsun, işte kepek olsun,
Saman bile ithal eder duruma gelmiştik bir ara. Bu ürünlerin ne yazık ki hayvansal tüketilen gıdaların %60'ına yakınını dışarıdan getiriyoruz. Biz bunu pekala kendi içimizde üretebiliriz, doğru planlama yaparsak ve veri alanlarımızı doğru planlarsak. Biraz önce de bahsettiniz aslında başkanım, et ve süt fiyatları dediniz. Et ve süt fiyatlarının bu derece yükselmesinin sebepleri ne ülkenizde? Öncelikle işte az önce söyledik, yemden başlayan, yemle beraber süt üretimiyle devam eden, süt üretiminden ve et üretimine giden bir yapı var aslında. Siz bunların ayaklarını doğru kurgulamazsanız eti de sütü de ne yazık ki pahalıya yersiniz. Siz mera alanlarınızı yok ederseniz ve hazır yeme dayalı bir tüketim alışkanlığı oluşturursanız sonuçta gelinen nokta eti konuşuruz, sütü konuşuruz. Şimdi burada esas ben şöyle bir geriye doğru gideceğim. 15 Mayıs 2022 süt Ulusal Süt Konseyi 7,5 lira baz fiyatı açıkladı sütte. Ve tam 2022-2015'e kadar bu süt fiyatını sabit bıraktı. Yani tam 5 ay boyunca süt fiyatı sabit kaldı. Oysa girdi maliyetleri korkunç arttığı bir dönemde siz bu süt fiyatını sabit bıraktığınız anda zarar eden hayvan yeticisi, süt üreticisi sağmal ineklerini kesime göndermeye başladı. Bakın hemen Mayıs 2022'de 891 bin ton olan süt, toplam süt üretimimiz Kasım 2022'de 718 bin tona düşmüş. Bakın yani %20 azalmış. Neden? Çünkü zarar eden üretici sağmal ineğini kesime göndermiş. Bu da ne demektir? Yaklaşık 6 milyon sağmal ineğimiz olduğunu düşünürsek %20 sağmal ineğimiz azalmış demektir. Yani 1 milyon üzerinde sağmal ineğimiz kesime gitmiş demektir. Nitekim 2022 yılının devletin açıkladığı istatistiklere göre de 18 milyon civarında olan büyükbaş hayvan varlığımız 17 milyona düşmüş. Devletin TÜİK'in resmi rakamlarına göre bile bu 1 milyon üzerinde büyükbaş hayvanımız kesime gitmiş. Bakın Kasım'a geldiğimizde ne oldu? Kasım'a geldiğimizde 8,5 liraya çıkartıldı süt. Ama Ekim 15'te. Ama bu yeterli olmadı. Ve süt sanayicisi süt bulamaz oldu. Çünkü %20 bir üretim azalması oldu, daralması oldu. Bunun üzerine süt sanayicisi Ulusal Süt Konseyi 8,5 lira açıklamış olmasına rağmen fiyatı 11-12 liralara çıkardı. Ve bu süreç içerisinde kesimler azalmaya başladı. Çiftçi, süt üreticisi kazanmaya başladı. Bu kesimlerin azalması, arkasından deprem olayı, evet. Bakın deprem olayında yaklaşık %15 hayvan varlığımız o bölgede. Ve oradaki süt, et ciddi bir darboza girdi. Bunlar satılamaz hale geldi. O mekanizmayı ne yazık ki yeterli kurgulayamadık. Ve arkasından şap hastalığı çıktı. Şap hastalığıyla beraber de şehirler arası hayvan sirkülasyonu yasaklandı. Bu bütün sarmal üst üste geldiğinde önce süt fiyatlarını konuştuk. Dedik ki süt fiyatları et fiyatlarını geçti. Şimdi de et fiyatlarını konuşuyoruz. Et fiyatları kıymanın kilosu 300 liraları geçti. Evet. İşte doğru planlama yapmazsak, otu ucuza mal etmezsek, sütü kar eden üretici pozisyonundan zarar eden üretici pozisyonuna getirirsek üreticiyi ve kesime gönderirsek sağmal inekleri, gelinen noktada et üretimimiz de azalır ve bunun yanında da artı turizm sektörümüz canlandı pandemiden sonra. Yaklaşık 50 milyona yakın turist geldi Türkiye 2022 yılında. Artı bir de yaklaşık 8-10 milyon civarında olan mülteci olduğu söyleniyor ülkemizde. Evet. Ve bunları da besliyoruz biz. Hepsini üste koyduğumuzda ne yazık ki yeterli arz olmadığı için denge bozuldu ve et fiyatları da bu derecelere geldi. Ama
şunu vurgulamak istiyorum. Kesinlikle bunun çözümü ithal et getirerek veya ithal inek getirerek olmamalı. Bu çünkü bu kazanmaya başlayan, azıcık eline para geçen hayvan yetiştiricilerimize büyük darbe vurur. Bunun çözümü üreticiyi karlı halde tutarak, ona destekler vererek onun üretimde kalmasını ve üretim artışı sağlamasını oluşturacak mekanizmaları kurgulamamız gerekiyor. Bununla ilgili özellikle de küçük ve orta işletmelerimizi desteklememiz gerekiyor. Kesinlikle. Ve bu küçük ve orta işletmelerimizin verimini arttıracak, hayvan özellikle buzağı ölüm oranlarını aşağıya çekecek bilimsel verilerle onların yaşam koşullarını iyileştirecek, yem rasyonlarını düzenleyecek, ziraat mühendisi ve veterinerle buluşturacak sistemleri kurgulayarak çiftçimizi kendi kararına terk etmememiz gerekiyor. Sizinle hocam, başkanım, yayından önce biraz konuşmuştuk. Buzağı ölümleri dediniz. Çok büyük oranda ülkemizde buzağı ölümleri görülüyor. Yani 500 bin büyükbaş hayvan ithal etmek yerine bu ölümlerin önüne geçsek, bu sorunu ortadan bir nebze de olsa kaldırmaz mıyız? Bakın, tabii ki buzağı ölümleriyle ilgili resmi istatistikler maalesef yayınlanmıyor. Bu nedenle de geçmişte bir bakanlık yapan bir bakanımızın söylediği bir demeçten anlıyoruz ki Türkiye'de buzağı ölümleri %15'ler civarında olduğunu söylemişti o zaman. Hadi biraz iyileşti diyelim, %10'lara düştü diyelim. 6 milyon sağmal ineğimiz, yani doğum yapacak hayvanımız olduğunu düşünürsek, bir yılda yaklaşık 600 bin, %10 olduğunu varsayarsak bile 600 bin tane buzağının öldüğü anlamına gelir bu. Halbuki biz bunları yaşatabilirsek ve bunların yarısını dişi olacağını, yarısının erkek olacağını düşünürsek 300 binin üzerinde bir hayvanın besiye gideceği anlamına gelir ki evet. Bakın ölüm oranlarını sadece ortadan kaldırdığımızda, aşağıya çektiğimizde bile ciddi anlamda bir üretime katkı sağlamış oluruz. Onun için de mutlak surette bizim hayvan ölüm oranlarını, buzağı ölüm oranlarını aşağıya çekecek veteriner ve ziraat mühendisi nin sahada olacağı, çiftçinin yanında olacağı, onun yaşam koşullarını kontrol edeceği, hastalıkların ortadan kaldırılacağı, doğru besleme rasyonlarının oluşturacağı bir yapıda bunu kurgulamamız lazım ki bu özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki ölüm oranlarını aşağıya çekebilirim. Evet başkanım, veteriner hekimleri ve ziraat mühendislerini çiftçilerle iç içe buluşturmamız gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi buzağı ölümlerinin önüne geçtiğimiz takdirde ithalata gidecek kendi devletimizin parası kendi ülkemizde kalıyor. Ve bu aynı zamanda üreticimize de artı katma değer yaratıyor. Yani çünkü buzağı köylümüzün, hayvan yetiştiricimizin gelir kaynağıdır. Sütten aldığını aşağı yukarı yeme verir. O yıllık buzağa alışı, işte 12-14 ayda bir buzağladığını düşünürsek, o buzağı da onun yıllık karını oluşturur. Yani biz bunu öldürdüğümüz zaman o hayvan yetiştiricisini bitirmiş oluyoruz aslında. Başkanım, biraz da şu konuya değinmek istiyorum. Sözleşmeli tarım. Öncelikle hem izleyicimizi bilgilendirmek açısından, sözleşmeli tarım nedir ve ülkemiz tarımının etkisi nasıl? Öncelikle sözleşmeli tarım geçmişten bugüne ülkemizde aslında kısmen bazı ürünlerde uygulanıyor. Özellikle şeker pancarında şeker şirketi bunu yaygın olarak kullanıyor ve belirli kotalarla belirli bölgelerde yetiştiricilik yaptırarak şeker pancarı üretimi yaptırıyor. Daha sonraki süreçte tohumluk yetiştiricileri, işte Bursa bölgesinde domates üreticileri, sanayicileri bunları sözleşmeli ektirerek ve belirli sözleşmeler çerçevesinde bunların alımlarını yapıyor. Burada ne yazık ki belirli bir yasa yönerge olmadığı için, bir açık kapı bulunduğu için hep bu sözleşmeler sanayicinin istediği şekilde yapılıyor ve istediği şekilde olduğu için de çoğu zaman üretici bundan çok fazla kar elde edemiyor. Nasıl ki şöyle kar elde edemiyor. Atıyorum domates bu yıl çok kar elde etti ama sözleşme yaptığı için üçte bir fiyatına sanayiciye vermek durumunda kaldı. Ne oldu? Piyasa kar edecek sözleşme yapan üreticimiz gerçekte zarar etti.
Ama oysa ki bu gibi durumlarda bir dengeleyici yasalar olsa ve bu dengeleyici unsurlar ortaya konsa, iki tarafında kazanacağı model oluşturulsa, yasalarla, yönetmeliklerle belirlense ve onun da denetleneceği bir mekanizma oluşturulsa, bir anlaşmazlık durumunda bu mekanizma kısa ve hemen çözebileceği bir yapıda olsa ve iki tarafta mağdur olmasa ve kazan kazan modeliyle, çünkü bizim sanayiciye de ihtiyacımız var. Çünkü o sanayici işleyecek, ihracat yapacak, işte o kazanacak ki bize daha fazla, bizim üreticimize daha fazla fiyat versin, daha bizim üreticimiz de daha fazla kazansın. Bu nedenle de bu model uygulanırken doğru planlanmalı, yasa doğru yapılmalı ve dayatmayla değil, bakın üstüne söylüyorum, yani duyumlarımız yeni çıkan yasada işte sen yapmazsan ben yaptırırım mantığı güdülen bir sistem içerisinde değil, çiftçinin desteklenerek gerçekten kazanacağını inandırarak doğru destekleme politikaları oluşturarak çiftçiyi çekmemiz lazım o sürecin içerisinde. Şimdi şöyle söyleyeyim, Bursa'da domates kar elde ediyor. Ama siz diyorsunuz ki çiftçi, hayır domates ekmeyeceksiniz, mısır ekeceksiniz. Çiftçi mısır ektiğinde yarı yarıya zarar edecek. Bunun telafisini kim yapacak? İşte burada devletin doğru desteklemelerle çiftçinin domatesten elde edeceği ürünü, geliri garanti taahhüt etmesi lazım ki çiftçi mısır eksin, domates ekmesin ve mısır ektiğinde bunun karlı ve kazançlı bir şekilde satılacağını bilsin, o daha ekerken bunu bilsin ki çiftçiye güven versin. Çiftçiye güven versin devlet ve çiftçi de bunu severek, isteyerek, bilerek yapsın. Ama siz çiftçinin kar edeceği alternatif ürün varken hayır ona ekmeyeceksin, bunu ekeceksin dersen çiftçinin elde edeceği karı elinden almış olursunuz. Evet başkanım, çiftçilerimiz dedik, çiftçiler dedik. Özellikle son dönemde en büyük sorunumuz köyden kente göçler. Çok büyük oranda köyden kente göçler oluyor ve köyde kalan nüfusu az oldukça, genç nüfus özellikle kente göç ettiği için tarımsal anlamda da hayvansal anlamda da azalmalar ülkemizde yetişkinlik bazında büyük oranda oluyor. Bunlar hakkındaki fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Köyden kente göçleri engellemek adına neler yapmamız gerekiyor? Bakın Ali Bey, öncelikle şunu söyleyeyim. Bir avukat, bir doktor kendi çocuğuna mesleğimi devam ettir der. İşte kurulu düzenim var, bunu devam ettir evet der. Çiftçi bunu diyor mu? Maalesef. Diyemiyor. İşte neden diyemiyor? Çünkü çiftçi mutlu değil. Çiftçi kazanamıyor. Ve diyor ki ben bir şekilde çiftçilikle gözümü açtım. Başka yapacak da mı? İşim yok. Ben bunu yapmak zorundayım. Ama diyor sen hiç olmazsa benim gibi olma. Böyle her yıl acaba bu yıl kazanacak mıyım derdine düşme. Git kente oku, adam ol. Veya git bir fabrikaya işçi ol, asgari ücretle çalış, kendi hayatını orada idame ettir diyor. Ben çektim, sen çekme. Ben çektim, sen çekme diyor. İşte bunu değiştirmemiz lazım. Bir kere şuradan başlamamız lazım. Artık teknoloji çağındayız. Gençler şehirdeki yaşamı görüyor. Oradaki imkanları görüyor. Siz şehirdeki imkanları köylere de sunmazsanız gençlere, oraya tekrar döndüremezsiniz. Şimdi siz okulu olmayan bir köye genci getirdiğiniz zaman o genç çocuğunu nasıl, nerede okutacak? Taşımalı eğitimle mi? Evet, maalesef. Siz köylere bir kere eğitimi aynı şehirdeki imkanlarla köylerde de vermeniz lazım gençlerin çocuklarına. Sağlık koşullarına yine ulaşabilmesi lazım kısa sürede. Yine güvencesi olması lazım. Ben emekli olabileceğim tarım yaparken, sigorta imkanlarım var diyebilmesi lazım. Sosyal donatı alanlar olması lazım. Gencin eğlenmeye de ihtiyacı var. Kesinlikle. Bunların sosyal donatı alanlarına kolay ulaşım sağlayacak altyapı imkanlarını oluşturmamız lazım. Yani köylüyü, köyü kaderine terk etmememiz lazım. Onların da aynı bir şehrin parçası olduğunu kabul ederek şehirlerdeki
O imkanları oraya da sunmamız lazım ki gençler orada yaşayabilsin, orada mutlu olsunlar ve tabii ki köylü kazansın ki çocuklarına ben kazanıyorum. Bak imkanlar güzel, doğayla iç içeyiz. Gel benim mesleğime kaldığım yerde sen devam et diyebilsin. Eğer biz bu imkanları sunmazsak sadece gençleri kağıt üzerinde götürürüz ama hiçbir zaman köye çekme şansımız olmaz. O yüzden de mutlak surette gençlerimizi köye çekecek, köyü cazip hale getirecek bu saydığımız imkanları orada oluşturmamız ve gelir garantili ve zarar etmeyeceği modelleri, destekleme modelleri oluşturmamız gerekiyor. Evet, özellikle küresel ölçekte baktığımızda son dönemde gıda kriziyle birlikte, bu gıda krizinin aslında çözümü bizim köylümüz. Bu köylüyü ne kadar desteklersek bu sorunun önüne o kadar geçmiş oluruz. Hem tarımsal anlamda hem hayvansal anlamda. Başkanım şuna değinmek istiyorum. Destekler, tarımsal ve hayvansal destekler yeterli mi? Veyahut destekler açısından baktığımızda veriliş bakımından doğru bir destekleme mi yapıyoruz? Bakın, Tarım Kanunu 2006 yılında mevcut yönetim tarafından çıkartıldı. Maddesi, 21. maddesi şöyle der. Tarım destekleme programlarının finansmanı bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak gayri safi milli hasılanın %1'inden az olamaz. Ama bugün gelinen noktada 2006 yılından beri çıkartılan noktada hiçbir zaman bu %1'ler seviyesinde olmadı. Bakın örnek vereyim hemen. İşte şu anda 2023 yılında 2022 yılının desteğini alıyoruz. Ödüyor. Bir sene öncesini. Yani bir yıl öncesinin desteğini veriyor. Peki ne kadar veriyor? 2022 yılı desteği için 2023 yılı bütçesinden konan para 54 milyar TL. Peki %1'i diyor ya, gayri safi milli hasılamız ne olmuş 2022 yılında? 15 trilyon TL. Bunun %1'i ne? 150 milyar TL. Üçte biri nerede? Ya neredeyse üçte biri. Yani binde üç, binde dördünü ancak veriyor yasanın öngördüğü. Ve ne zaman veriyor? Bir çiftçinin sene. İhtiyacı olduğu dönemde değil. Çiftçinin boş batağına girdikten sonraki dönemde, bir yıl sonra veriyor. Siz çiftçinin ihtiyacı olduğu dönemde yanında olmazsanız, ona finans desteğini sağlamazsanız gider gübre bayına borçlanır, ilaç bayına borçlanır, tohum bayisine borçlanır, borçlanır, bankaya borçlanır. Sonra bu borç bir de zarar ederse, bir de bakmışsınız borç batağına girmiş, elindeki toprağından olmuş, elindeki hayvanından olmuş olur. O yüzden de desteklemeyi çiftçinin ihtiyacı olduğu dönemde ve gerçekten çiftçinin zarar etmeyeceğini taahhüt ederek, yani daha ekerken buğdayı, arpayı, mısırı, çavdarı, nohudu, işte bezelyeyi, baklayı, neyse temel ihtiyaç maddelerimizde en azından alım garantisi vererek, çiftçinin zarar etmeyeceğini taahhüt ederek ona gelecek kaygısı yaşatmadan bir destekleme modeli kurgulamamız lazım. Başkanım, programdan önce biraz bahsetmiştiniz aramızdaki muhabbette. Konya'daki bir çiftçiyle Trakya'daki bir çiftçinin desteklemesi aynı olmamalı. Orada Konya'daki şartlarla Edirne'deki şartlar bir değil. Bundan biraz bahseder misiniz? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Biz de Konya'daki çiftçiye de, Trakya'daki çiftçiye de aynı destek veriliyor. Bir kere Konya'daki toprakların iklim koşullarıyla, toprak koşullarıyla Trakya'daki, işte Marmara'daki, Ege'deki koşullar bir değil. Dolayısıyla evet. Da çiftçi ne kadar iyi bakarsa baksın, eğer sulama imkanı yoksa, kuru tarım yapıyorsa, alternatifi de çok fazla olmadığı için belirli işte ya kuru baklagiller ya da işte tahıl ekecek. Bunun da getirdiği, şimdi aynı koşullarda Orta Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da 200-250 kilo buğday alırken, aynı koşullarda, kurak koşullarda yine Trakya'da, Marmara'da, Ege'de 500-600-700 kilo ürün alma şansı var. Siz aynı koşullarda maliyetler oluşuyor. Ama verimi birisi 200 kilo alıyor, birisi 500 kilo, 600 kilo alıyor. Siz iki tarafı da dengelemezseniz, yani biz 700 kilo alana destekleme vermeyin demiyoruz. Yanlış anlamasın sakın köylümüz. Evet. Onlar da desteği alacak
Ama 200 kilo üretim alabilen, kendi en iyi koşullarda baksa bile o ürünün verimin üzerine çıkamayan çiftçimizi tarımın içinde tutabilmek, onun karlı olmasını sağlamak için oraya biraz daha fazla desteği artırmamız gerekiyor. Evet, onun için de o havzalara göre destekleme modellerini de değiştirmemiz gerekiyor. Evet başkanım, biraz daha özellikle biliyorsunuz küresel bir sorun olan kuraklık. Buna biraz değinmek istiyorum. Ülkemizde kuraklık özellikle kış aylarının yağmursuz geçmesiyle birlikte Nisan yağmurları biraz olsun çiftçimizin yüzünü güldürdü, fakat küresel ölçekte bir kuraklık söz konusu. Bunun önüne geçmek için neler yapmalıyız? Özellikle sulama konusunda, tarımsal anlamda. Öncelikle önce insanoğlu en büyük katil, doğa katil. Evet. Biz doğayı hoyratça kullanıp yıktık, yok ettik. Şimdi de oturduk, ne yapacağız diye düşünüyoruz. İşte fosil yakıtları olabildiğince kullandık sanayide, evsel ortamda, araçlarda ve küresel ısınmaya neden olduk. Ve küresel ısınma sonucu da işte doğanın dengesi bozuldu. Bu kimi zaman aşırı kurak ve sıcak mevsimler, kimi zaman aşırı sel felaketleri, kimi zaman işte orman yangınları, kimi zaman deprem gibi felaketlerle karşımıza bizden doğa intikamını almaya başladı. İşte bizim de bundan en az etkilenebilmemiz için tarım sektörü bir kere doğaya çok bağlı bir sektör. Evet. Doğadan en fazla etkilenen sektör. Özellikle yağıştan, bakın yağışın fazlası da zarar, azı da zarar. O yüzden de her şeyin dengede olması gerekiyor. Hatta fazlası felakete de yol açar. Kuraklık sonucunda bir miktar ürün alabilirsiniz ama aşırı yağış, sel hiç tamamen ürünün yok olmasına sebep olabilir. O yüzden de bizim öncelikle suyu doğru planlamamız lazım. Su gerçekten kıt kaynaklarımız. Zannedildiği gibi Türkiye su bolluğu çeken bir ülke değil. Su kıtlığına doğru giden bir ülke. Bu çerçevede bizim var olan su kaynaklarımızı bir kere korumamız gerekiyor. Amaç dışında kullanılmasını engellememiz gerekiyor. Artı kirletmememiz gerekiyor. Kirleticilerin önünü almamız gerekiyor. Ve mevcut olan, var olan kıt kaynaklarımızı doğru planlamamız. Özellikle bakın tarımda hep çeşmelerden akan sudan bahsediyoruz ama tarımda %77'si kullanılıyor toplam kullanılan suyun. Sanayide ve içme suyunda sadece %23'ü kullanıyor. Ve tarımda kullanılan suyun şu anda mevcut durumda verimlilik oranı %49. Yani kullandığımız suyun yarısı boşa gidiyor. O halde yapmamız gereken bir kere suyun kaynağından, gölden, göletten, dereden, tarlamızın başına getirene kadar geçen süreçte artık o açık kanal kanaletlerden vazgeçip basınçlı kapalı sistemlerle kayıp kaçak oranını minimize etmemiz gerekiyor. Daha sonra tarlaya başına geldikten sonra da öncelikle çiftçiyi eğiterek, bilinçlendirerek damla yağmurlama sulama sistemleri gibi modern ve su tasarruflu sistemlerle bitkinin istediği dönemde, istediği miktarda, istediği yöntemle suyu verdirmemiz gerekiyor çiftçiye ve bu şekilde eğitimli çiftçinin yanında yine ziraat mühendisleri olması şart. Çünkü o programı yapacak olan biz ziraat mühendisleri olacak. O yüzden de mutlak surette çiftçi kaderine terk edilmeden ziraat mühendislerinin sahada olduğu bir sistemle bu kontrol altında alınmalı. Bu şekilde de ciddi anlamda çiftçilerimizin bazıları şunu diyebilir. Ya sen ne bahsediyorsun? Ya sen biliyor musun işte bir damla sulamanın borusunun maliyetini veya yağmurlama başlığının maliyetini? Haklısınız. Burada da devlete iş düşüyor. Devlet bu tür yatırımlara destek verecek, teşvik verecek, onları yönlendirecek, onları ekonomik olarak mağdur etmeyecek. Bu şekilde de çiftçinin de suyu tasarruflu kullanması, bilinçli kullanması sağlanacak. Vahşi sulamadan kaçmamız gerekiyor. Kesinlikle. Gereksiz su kullanımından özellikle. Çünkü su var olan ve
artan bir kaynak değil, su gittikçe azalan bir kaynak. Bu iklim değişikliğini konuştuğumuz, işte bu yıl ciddi anlamda kuraklık yaşadığımız bir yılda bunun önemi daha da anlaşıldı. Şu anda ben zaman zaman köylerimizi de geziyorum. İnanın şu anda sulama göletlerinin %50 doluluk oranı yok birçok göletimizde. Ve korkuyorum ki yazlık ürünlerin işte ekilip dikim zamanı geldi ve bundan sonraki süreçte ekip diktikten sonra bir süre sonra göletlerimizde su tükenecek ve kısıtlamalara gidilecek. Nitekim Ege bölgesinde kısıtlamalara gidiliyor ve kısıtlı sulama programları veriliyor. Diyor ki biz ancak bir yıl içerisinde sadece iki dönem size su veririz. Şunu ekin bunun için. Bizim de mutlak surette eğer önlemleri doğru almazsak, tasarruflu kullanacak suyu planlamazsak geleceğimiz nokta bu olacak. Ve gelir getirici, çok gelir getirici ürünler yerine kurakta yetişen ürünler elde ekmek durumunda kalacağız. Bu da suyu olan çiftçimizin gelirini önemli ölçüde azaltacak. Evet başkanım. Biraz da halkımızın yanlış bildiği GDO konusuna değinmek istiyorum. GDO ve hibrit tohum. Buna biraz hem izleyicimize hem çiftçimizi biraz bilgilendirmek adına değinmek istiyorum. Bakın, GDO çok farklı bir kavram. Evet. GDO bir kere hayvanlardan veya mikroorganizmalardan alınan bir genin bitkiye aktarılarak bitkinin güçlenmesi, veriminin artması veya kalitesinin artması yönünden veya hastalık zararlara dayanıklılığının artması yönünden yapılan çalışmalar içerisinde oluşturulan yeni bir çeşit. Hibrit dediğimiz olay ise tamamen kendi doğası içerisinde iki tane, diyelim ki iki çeşidimiz var. Bir tane yerli çeşidimiz gerçekten o yöre koşullarına çok dayanıklı, çok toleranslı ama verimi çok iyi değil. İşte bir yanda da çok iyi verimli bir çeşidimiz var. O da o yörenin hastalıklarına, zararlarına dayanıklı değil. İşte iki çeşidi bir araya getiriyoruz. Doğal koşullarında birbirleriyle tozlaşmasını sağlıyoruz. Ve bu tozlaşma sonucunda kendi içerisinde seleksiyon yaparak hep istediğimiz gibi, istediğimiz özelliklere sahip olanları seçerek 12-15 yıl sonucunda saflaştırıyoruz ve bulduğumuz bu çeşidi çiftçimizin hizmetine veriyoruz. Tamamen doğal, hiçbir geniyle oynanmamış bir çeşit var orada. Ama ne yazık ki bizim reytingimiz yüksek olmadığı için bizleri çıkartmak yerine reytingi yüksek olan meslekten uzak, meslekle alakası olmayan farklı meslekte insanlar çıkıyor. Hibrit tohumu GDO'lu tohummuş gibi insanlara anlatıyor ve uzak durulması söyleniyor. Hayır, bu insan nüfusunun arttığı, işte 8 milyarların üzerine çıktığı ve 10 milyarlara doğru gittiği bir dönemde bu insanları besleyebilmek için, verim ve kaliteyi yükseltebilmek için var olan potansiyelimizi de arttırmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bunun için de bu tip ıslah yöntemlerinin var olması ve geliştirilmesi gerekiyor ki insanımızın doyurabilelim, insanımızı, hayvanımızı besleyebilelim. Evet başkanım, programımızın da sonuna gelmişken biraz ziraat mühendisi arkadaşlarımıza değinmek istiyorum. Onların sözü, onların sesi olmanızı istiyorum. Açıkçası. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ya bu konu bize pek sorulmuyor. Genelde tarım konuşuyoruz. Sonra evet. Benim meslektaşım da bana sitem ediyor. Diyor ki ya siz orada tarımın veya çiftçinin temsilcisi gibi. Ben de bir ziraat mühendisi olarak arkadaşlarımdan çok duyuyorum bunu. Öncelikle aslında sorun eğitimle başlıyor. Tarımsal eğitimin kalitesiyle başlıyor. Yaklaşık 40 civarında ziraat mühendisliği veya ziraat mühendisliği adı altında fakültemiz var. Her yıl 5000 mezun veriyor. Çoğunun altyapısı yetersiz. Evet. Ziraat mühendisliği mesleği öyle bir meslek ki uygulama olmadan olmaz. Uygulamasız ziraat mühendisliği yetiştiremezsiniz. Budamayı, hastalığı, zararlıyı, bitkiyi göstermeden ziraat mühendisliği yetiştirirseniz sonra çiftçinin karşısına çıktığı zaman çiftçiye verecek bir bilgisi olmaz. Kesinlikle. O yüzden de bizim
Donanımlı ziraat fakültelerine ihtiyacımız var. Donanımlı ziraat mühendisi yetiştirmeye ihtiyacımız var. Donanımlı hocaların gözetiminde yapılacak eğitimlere, laboratuvar imkanlarına, çiftliklere ihtiyacı olan ziraat fakültelerine ihtiyacımız var. Bunların, onun için de 40 ziraat fakültesi yerine bölgesel belki ziraat fakülteleri oluşturularak, mevcut ziraat fakülteleri de eğer altyapısı yetersiz olanları da belki araştırma enstitülerine dönüştürerek, bunlar da ARGE çalışmaları yaparak tarımımıza katkı koymaları sağlanarak ziraat fakültelerinin kalitesi yükseltilebilir ve kaliteli ziraat mühendisi yetiştirildiğinde de daha kolay iş imkanına sahip olabilir. Başkanım, özellikle son dönemde pandemi ve bu son süreçte uzaktan eğitimle birlikte çoğu şu an ziraat mühendisi okuyan arkadaşlarımız daha bahçe yüzü, toprak yüzü görmeden mezun olacaklar. Maalesef ben bu arkadaşlarımızın suçu da değil bu. Kesinlikle. Bu sistemin suçu. İşte deprem oldu, yine ilk akla gelen mühendisler veya üniversitelerin kapatılması oldu. Üniversitelerin kapatılması en son akla gelmesi gereken şey. Hele mühendislik gibi, sağlık hizmetleri gibi birebir arazide olması veya içinde şeyin sektörün içinde olup da yetişmesi gereken meslek gruplarında uzaktan eğitim yapılmaması gerekiyor. Bu çocuklarımızı donanımlı yetiştirebilmek için nasıl olacak şimdi? Bitkiyi daha tanımamış, sadece fotoğrafta görmüş bir insana nasıl ziraat mühendisi olarak sahaya süreceksiniz? Veya gübreyi bilmeyen, ilacı görmemiş bir insana nasıl gidip de çiftçiye eğitim ver, çiftçiyi yönlendir diyeceğiz. O yüzden de ne olur, bizi yönetenlerden rica ediyorum, özellikle mühendisliğin her dalında, sağlığın her dalında mutlak surette uzaktan eğitim olmasın. Yüz yüze eğitim olsun ve donanımlı fakültelerde eğitim yapsınlar. Donanımlı olarak yetişsinler ki bizim çiftçimize gerçekten yararlı ziraat mühendisi olarak yetişsinler. Gitsinler, kendilerine özgüven yüksek, bilgi birikimi yüksek, donanımı yüksek gençler çiftçinin karşısına gittiğinde de alnının akıyla çiftçinin karşısında mahcup olmadan bizim gençlerimiz orada olsun, çiftçiler olsun. İkinci konu, bakın, ilaç bayilerimizin ciddi sorunları var. Evet. Şimdi ilaç bayilerimizle o kadar çok oynanıyor ki, yönetmelik sürekli değiştiriyor, ilaç bayilerimiz ne yapacağını şaşırıyor. Oysa bunlar o kadar önemli ise işlev görüyor ki, hem üreticimize danışmanlık yapıyorlar, hem finansal kaynağı olarak onlara hizmet veriyorlar. Biz ilk akla gelen, hadi şeylere, ilaç bayilerinin vurun üzerine bir yönetmelik değişikliği, milyarlarca lira yeni yatırım yapma gereği. Ya zaten bu insanlar kendilerini zor ayakta duruyor. Evet. Bir de o insanlarımıza yük getiriyoruz. Bakın, bizim özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın çok ciddi sorunları var. Bakın, özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın mesai kavramı yok. Bizim veriyorlar altına arabayı, sen git, dolaş, gez, pazarla gel. Arkadaş, bunlar da insan. Ve bunlar çoğu da asgari ücret veya civarında çalıştırılıyor. Bakın, bizim SSK ile yaptığımız bir anlaşma vardı. Mühendis olarak çalıştırılan, mühendis olarak bildirilen meslektaşlar, SGK'ya bildirilen meslektaşlar, bizim mühendisler odasının, mimar mühendisler odasının belirlediği ücret tarifesinin altında ücretle gösterilemiyordu. İşte o zaman benim meslektaşlarım gerçek ücret, hak ettikleri ücretleri almak durumundaydı. Ama ne yazık ki SGK tek taraflı olarak bu sözleşmeyi feshetti ve bunun feshedilmesiyle beraber benim mühendis meslektaşlarım mağdur oldu. Ve bu sefer de SGK'ya istediği gibi ücretlerle bildirimde bulundukları için neredeyse asgari ücretlerle çalışır hale geldiler. Maalesef. Ve bu şekilde de aynı zamanda aslında SGK kendi gelirini de yok etti. Eğer gerçek değerde ücretler alsa meslektaşım ve o ücretlerden bildirirse, ona göre SGK primleri de artacak. Ve ya aslında var olan bir yapıyı bozarak SGK kendi ayağına da sıktı. Yine bakın, şeyler var bizim, özellikle gıda sektöründe danışmanlık yapan meslektaşlarımız var, sorumlu müdürlerimiz var. Bunlar da sıkıntılı. Bunlar da gidiyorlar, orada her türlü işi yapıyorlar.
ama sözleşmeler yapılıyor. İşte bizim belirlediğimiz tarifler üzerinden, ama o ücretler hiçbir zaman verilmiyor. Ya da şöyle söyleyeyim, hiçbir zaman demeyeyim, çok da şey yapmayayım. En azından büyük kısmında ne yazık ki bu ücretler verilmiyor. Bu ücretlerle çalışırsanız ben bunu veremem deyip işsiz kalacak korkusuyla ben meslektaşım da bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Burada da işte yine Tarım İl Müdürlüğü'nün denetleme yaparken bu meslektaşlarımızın da hangi koşullarda, hangi maaşla aldıklarını da denetlemesi gerekiyor. Bunu da denetlemiyor, gidiyor denetime ama maaşına bakmıyor ki. Burada işte çalışan var mı? Var. Varsa mesele yok. Tamam da bizim de bir asgari ücretimiz var. Bu fiyatla mı çalıştırılıyor? Denetlenmiyor. Bunların da denetlenmesi, bu meslektaşlarımızın da mağdur edilmemesi gerekiyor. Yine kamuda çalışan meslektaşlarımızın ciddi sorunları var. Bir, gidin Tarım İl Müdürlüklerine, ilçe müdürlüklerine. Mekan, bir odada 10-15 tane ziraat mühendisi çalışıyor. Birbirleri nöbet. Ya orada verimli bir çalışma olur mu Allah aşkına? Bir kere mekansal sorunları var. Ve bir normal memurun yapacağı birçok işi benim meslektaşıma yaptırılıyor. Halbuki benim meslektaşım çiftçinin yanında olmak zorunda, olması da gerekiyor. Sonra da köylü diyor ki ziraat mühendisi ne yapıyor? İşte il ilçe müdürlüğüne ofiste oturuyor. Hayır, benim meslektaşım çiftçinin yanında yer almak istiyor. Ama mevcut yapı onu ofiste kalmaya mecbur bırakıyor. İşte bizim yeniden bakanlığın teşkilat yapısını gözden geçirmemiz gerekiyor. Meslektaşlarımızın sahada ciddi anlamda çiftçiye danışmanlık yapacağı, yönlendireceği, çiftçinin yanında olacağı bir yapıyı oluşturmamız gerekiyor. Yine tabii liyakat sorunu zaten her yerde olduğu gibi orada da var. Yine özellikle emekli olmuş, kamudan emekli olmuş ziraat mühendisiyle çalışırken aldıkları maaşlar arasında ciddi uçurumlar var. Yani işte 10 lira alırken emekli olduğunda 5 liraya düşüyor. Şimdi siz belli bir yaşam standardına alışmış olan bir kesimsiniz ve emekli olduğunuzda yarı yarıya maaşınız gittiği anda bütün yaşam standardınız gidiyor. Kesinlikle. Yaşam standardınızı düşürüyorsunuz ve hemen şunu da söyleyeyim kamuda çalışan meslektaşlarımızla ilgili. Bundan 20 yıl önce bizim belli meslek gruplarıyla aynı seviyede maaşlar alıyorduk. Yani şimdi isimlerini zikretmek istemiyorum. Çünkü yanlış anlaşılabilir. Biz o meslek gruplarının fazla maaş aldıklarını söylemiyoruz. Belki onlar da daha az maaş alıyor. Ama biz bugüne baktığımızda ne yazık ki o meslek gruplarına sürekli maaş zamları yapılırken benim mühendislerime o ekstra iyileştirmeler hiçbir zaman yapılmadı. Benim meslektaşım 1 alırken onlar 5 alır konuma geldiler. Ve ciddi anlamda meslektaşlarım, kamuda çalışan meslektaşlarım ekonomik olarak geriye gitti. Artık kafaları ne yazık ki sürekli ay sonunu nasıl getireceğim pozisyonuna geldi. Maalesef. Bunların maalesef da hocam. Bizim de en azından 20 yıl önce diğer meslek gruplarıyla nasılsa o seviyeye çekilmesi, bir an önce bunun yapılması gerekiyor ki mühendislerin de, halbuki mühendisler üreten kesimdir bakın. Ali Bey, biz üretiyoruz. Biz bu ülkenin kalkınmasında, işte sanayisinde, inşaatında, tarımında, aklınıza ne gelirse her şeyinde biz varız. Bu ülke kalkınacaksa mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının elleri üzerinde kalkınacak. O yüzden de biz bu mühendisleri iyi eğitip, iyi donanımlı olarak yetiştireceğiz. Onlara hak ettikleri ücretleri vereceğiz ki, bugün doktorların yurt dışında kaçtıklarını konuşuyoruz, yarın mühendisleri konuşmayalım. Evet. Bakın şu anda hep diyoruz ki NASA'da, bilmem işte şeyde, nedir, Silikon Vadisi'nde, bilmem orada burada Türk mühendis mimarları oralarda çalışıyor. Bunu niye biz, onlar ne, acaba neden oralara gittiler hiç düşünüyor muyuz? İşte neden? Türkiye'de o insanlara yeterli imkanları tanımadığımız için oralardalar. Biz bu o insanları oralara gitmeyecek imkanları burada onlara yaratmamız gerekiyor. Onun için de mühendise hak ettiği değeri mutlak surette vermemiz gerekiyor. Bakıyorum notlarıma, yine atladım. Başkanım, programımızın sonuna geldik artık. Son olarak şunu söyleyeyim. Tarım danışmanlarımız var biliyorsunuz Ali Bey.
Tarım danışmanlarımızda ciddi sorunları var. Tarım danışmanlarımız bakın, bu yıl 72 bin lira devlet ücret verdi. Gerçekten. Düşün, tarım danışmanı ne demek? Çiftçinin yanında, çiftçiyle kol kola, çiftçinin toprak hazırlığından pazarlamasına kadar geçen süreçte planlayan programlarına, çiftçiye yön veren insan demek. Çiftçiyi eğiten, çiftçiye anlatan, doğruyu anlatan insan demek. Bu arkadaşlarımız yaptıkları hizmetle bakın, gübrenin daha az kullanılmasını, ilacın daha az atılmasını, tohumun daha verimli kullanılmasını, işçiliğin, mekanizasyonun daha efektif kullanılmasını planlayan, programlayan arkadaşlarımız. Biz bu arkadaşlarımızı sahaya çıkartırsak, çiftçiyle buluşturursak, çiftçimiz de bu oranda o ürünleri daha az kullanacağı için hem döviz kaybımız aşağıya çekilecek, hem de çevre kirliliği oranımız aşağıya çekilecek. O yüzden de bizim bu arkadaşlarımıza da gerçekten hak ettikleri ücretleri vermemiz gerekiyor ki o arkadaşlarımız da çiftçimizin yanında çiftçimize danışmanlık yapsın ve hem çevreye olan zararlar azalsın, tarımın çevreye verdiği zarar azalsın, hem çiftçinin de ekonomik olarak daha güçlü olmasını sağlayalım. Teşekkür ederim başkanım bu hoş muhabbetimizden dolayı. Bu haftalık Köylü Soruyor programının sonuna geldik sevgili izleyiciler. Köy TV'de kalın, köyde kalın, hoşça kalın efendim.